Burada laf çoktasınız. Bize Twitter/Mesuter adresinden ya da telefon alabiliriz bu akşam. 0212 alan koduyla 429 bu akşamki telefonumuz. 58-93'ten ulaşabilirsiniz. Pazar sizleri tabi haber programlarının peşinden böyle girince tam olarak bazen işte sound checkleri falan yapamıyoruz ama Sayın Deniz Uğur'a hoş geldiniz diyebiliriz mesela. Hoş bulduk. Sayın Zeynep Eronat'a hoş geldiniz diyebiliriz ve Sayın Ali Tufan Kıraç'a hoş geldiniz diyebiliriz. Zor oldu galiba bulmanız ama. Kusura bakmayın ya. Estağfurullah, olur mu öyle şey ya? Bu bizim yollar biraz karışık galiba. Yani son ana kadar. Son giriş var ya, orada bir taksici büyük oyun oynadı bana. Neyse, bunu da unutmayın. Plakayı alamadım, çok sinirlendirdim. Unutmayın. Tamam, artık sakinleşiriz. Evet, önce sağlıktan başlayalım. Geçmiş olsun bir. Nedir durum iki? Gayet iyiyim. Gördüğünüz güzel. Gibi çalışmaya devam ediyorum. Hayatımın temposu da düşmedi. Hı-hı. Tedavi bir yandan devam ediyor. Harikaymış, harikaymış. Yani sizin bu önce bir şeyden tabii huylanmanız, huylanma üzerine gidiş süreciniz, gidişten sonraki o süreç falan filan bu aslında rüzgar gibi geçti. Biz çok evet. alışık değiliz çünkü hep böyle ağdalı ağdalı anlattıkları için evet, yakın çevremiz evet. bize. O süreci bir en azından yaşayan bilir babında. Böyle kısaca bir özet geçerseniz en azından buradan duymuş insanlara da, kadınlara da herhalde bir yol gösterici olabilirsiniz diye evet, düşünüyorum. Ben her seferinde zaten özellikle söylüyorum, uyanık olmaları gerekiyor. Nezle kadar, grip kadar yaygın bir hale gelen bir hastalık, meme kanseri özellikle. Duştan sonra elle muayene etsinler ve herhangi bir kitle gelirse ellerine, küçücük de olsa, aksatmadan doktora gitsinler. İhmal etmesinler bunu ve mamografi çektirsinler senede bir kere. Zaten doktora gittiğiniz zaman o sizi yönlendiriyor. Hep uyanık olmak gerekiyor. Ben de bu şekilde kendimi teşhis ettim. Önce fark ettim. Sonra doktora gittim. Bir takım testler yapıldı. Herkesin izlediği yol aynı zaten aşağı yukarı. Önemli olan tek şey erken safhada, hiçbir yere yayılmadan teşhis edilmiş olması. O benim işimi çok kolaylaştırdı. Ben çok şanslıydım o konuda. Maşallah. Bundan sonrası için de şanslıyım. Çünkü başıma bu geldiği için hep uyanık olacağım ve hep kontrollere gideceğim. Belki de gitmezdim gerçekten. Farkında değildim bu İnsan kadar yaygın olduğunu. İnsan erteliyor değil mi koşturma Tabii içerisinde? Tabii erteliyor. Yani gerek görmüyorsunuz falan ama ihmal etmememiz gerekiyor. Medeni yani, davranmak zorundayız yani bu konuda. Şu çok önemli. Yani medeni davranmak, ihmal etmemek, insanın kendisiyle uğraşması, iyi anlamda uğraşması bazen hayat kurtarıyor. Kesinlikle. Çok da güzel, hayatı da uzatıyor. Peki Zeynep Eronat, şu harika. Annen evcilik oyunlarını izleyip senden bir oyuncu çıkacağına karar vermiş. Bir öngörüsü var mıdır? Hayatta mı? Hayatta. Allah uzun ömür versin. Abi. Bir öngörüsü var mıdır? Yani böyle bir kâhin midir, bilge midir? Vardır. Aslında her anne biraz öngörülüdür ve kahindir hepimiz Kızına için. Karşı özellikle değil mi? Niye? Olanlarına karşı da öyledir anneler. Vallahi benim annem pek beni öngöremedi. Ne olmanızı bekliyordu? Ya adam olmayacağımı bekliyordu. Neyse, nur içinde yatsın muhtemelen. Nur içinde yatsın. Şimdi şey yapıyoruz, her gün ona selam gönderiyoruz bu alemden. Bizden de selam. Eyvallah, teşekkürler. Evet, anneme sonradan sordum ben, nereden icap etti, nereden anladın diye. Senin evcilik oyunlarını seyrediyordum ve o kadar duyarak ve yaşayarak oynuyordun ki onları. Bu kızdan oyuncu olur dedim. Hamlet oynar gibi mi oynuyordunuz evciliği? Valla ben Türk filmlerinin evciliğini oynuyordum. Eyvallah, kimler vardı? Filiz Akın oluyordum. Harikaymış. Türkan Şoray oluyordum. Her defasında da annemin gecelikleriyle ve yatağının üstünde bir şarkıcılık. Mutlaka aşkıyordu. Muhakkak oluyordu. Kız kardeşim koca kızdı. Kundaklıyordum onu. O da benim çocuğum. Dondurma karşılığı rüşvet vererek. Abla artık hadi bitsin bu oyun. Kız kardeşiniz neyle uğraşıyor şimdi? O da oyuncu. Miraç Eronat. Öyle, o da tamam oyuncu. Yani hani Ankara böyle abla yani. Kardeş. Tabii tabii. Gayet güzel hazırlamışsınız kendisi. Öyle. Peder Bey ne dedi bu durumlara? Babam benim hep doktor olmamı istiyordu. Bilmiyordu ki kan görünce düşüp bayılasım geliyor. Ya. Çok zor ikna ettik babamı. Ancak Devlet Konservatuvarı'nın Hacettepe Üniversitesi'ne bağlı bir okul olduğunu görünce razı oldu. Ha, üniversitenin ismini görünce razı oldu. Onun üniversite olmadığını zannediyordu. Öyle mi? Evet. Çok da bir fikri yoktu açıkçası. Ne gibi bir eğitim alacağımızdan. Ama gördü ki çok kıymetli hocalardan, çok sıkı, çok sağlam bir eğitimden geçtik. Şimdi iyi ki de bu mesleği seçmişsin diyor. Harikaymış. Yani annenin öngörüsü, babanın tasdiği ve sonunda Zeynep Eronat. Evet. İyi güzelmiş o zaman, gayet güzel. Ali Tufan Kıraç, şuradan başlayalım. Bugün çok konuşuldu o yüzden. Can Bonomo gidiyor sonda. Eurovision belli oldu kimin gideceği. Senin ismin çok ciddi geçti. Evet. Neden geçti ve sen neden geçtin, gitmedin?
Şimdi ben bununla ilgili tabii çok önceden, öncelerden beri söylediğim bir şeyler var ve onları ben çok ciddi anlamda söylemiştim. Tekrar da ederim tabii ki. Hep söylediğim şey şuydu, yani Eurovision bu kadar bütün bir milli mesele haline çevrilecek bir konu değildir. Sonuçta en güzel şarkı seninle bir dakikadır, sonuncu olmuştur. Oysa ki Türkiye'de ve dünyada dünyanın en güzel 50 şarkısından birisi denilse kesinlikle seninle bir dakika her anlamda söylenebilir. İyi de söylenmiştir, iyi de aranjisi vardır. Hani ondan da kaybetmemeliydi bence. Sonuçta böyledir. Ve Eurovision'a özellikle ben Türkçe katılınmasını, Türkçenin çok önemli olduğunu söylüyorum her defasında. Bunu bir tek benim söylüyor olmam bile çok garip geliyor bana bu ülkede. Ve amatörlerin katılmasının doğru ve sempatik olacağı düşüncesindeydim. Ama TRT'den bana böyle bir teklif geldi. Fakat ben o gün sıcağı sıcağına TRT'den gelen teklifi bir canlı yayında söylemek istemediğim için yani ne cevap verdiğimi, iş biraz büyüdü. Ama ben buna katılamayacağımı, çok teşekkür ettiğimi söylemiştim. Ama ben arkadaşı gerçekten tanımıyorum. Yani katılacak olan arkadaşı. Can Bonomo'yu. Evet. Dinlediniz mi hiç? Dinlemediniz. Bugün daha biraz önce dinledim. Hani YouTube'da falan tamam, biraz. Tamam, çok güzel. O zaman bir müzisyen öngörüsüyle ne dersiniz? Türkçe katılıyorsa destekliyorum. TRT'nin bu tavrını da destekliyorum. Yani daha bilmiyorum. Hani şimdi yanlışlıkla bir şey söylemiş olmayayım ama ben tanımıyorum ama Türkiye çok tanıyor mu onu da bilmiyorum. Ama daha az tanınır bir insan olduğunu düşündüğümüzde daha mantıklı olduğunu aslında sizin dediğiniz yere geliyor yani. Yani ama İngilizce mi katılacak, Türkçe mi katılacak o bilmiyorum. Dil konusunda İngilizce katiyen ben şahsım adına karşıyım. Düşüncelerimi söyledim zaten. Korkmuş bir şey olduğunu her zaman söylüyorum. Türkçe katılırsa mümkün mertebe hani bizi renkli bir şekilde orada sunarsa birinci ya da sonuncu olmasının hiçbir önemi yoktur. İşte en iyi örneği verdim ben. Seninle bir dakika sonuncu olmuştur. Fakat gönlümüzün şarkısıdır. Belki de Eurovision'a katılan tüm şarkılar içerisinde Türkiye'de tek klasikleşen şarkıdır. Onun için burada şarkının yarışması bile çok sempatik bir şey değil. Doğru diyorsun. Ben bu TRT'nin bu kararını çok doğru buluyorum şu ana kadar. Yani Türkçe olursa daha da gönülden destekleyeceğim. Eyvallah, tamam. Yani iş senden artık çıktı. Can Bonomo da ve dilerim Türkçe söyler diyorsun. İnşallah. Can Bonomo tanıdığım kadarıyla sahne performansı çok iyi olan aslında bir performans şarkısı ve çok genç İzmirli. Ben bir kez dinledim. Hakikaten dediğin şartlarda katılabilirse belki Türkiye'ye iyi de şöyle söyleyeyim, illüstrasyon yapıyor. Mesela iyi bir sanatçı. Yani renkli de bir genç adam. Dilerim başarılı olur. Seninle bir dakika konusunda haklısın. Başka hangi şarkılar aklımıza geliyor diye düşündüm. Ama şimdi şöyle bir durum var ya. Hani Türkiye Eurovision çok kutsal bir şeymiş gibi bakıyor. Hani biz John Logan'a yıllarca enişte dedik. Yani o kadar içselleştirmişiz yani meseleyi. Evet. Dolayısıyla dilerim bu sefer başarılı olur. İyi olur yani. Yani George Michael katılmadı. İngilizlerin de çok ciddi şarkıcıları vardır dünya müziği. Fransızların çok önemli şarkıcıları vardır. Keza Almanların da vardır. Onların hiç öyle tanınmış şöhret şarkıcılarını en azından ben hatırlamıyorum. Görmedim yani. Onun için bu biraz daha tatlı bir ülkeler arası. Ne kadar siyasi olursa olsun o tabii oylama ki, yine de ki. Hiç önemi yoktur. Tabii ki. Orada renkli bir şekilde eğlenmekte fayda eyvallah, var. Eyvallah, iş SMS'te bitiyor zaten. Yani kimin ne kadar kontrolü varsa o alıyor zaten evet. Yarışmayı.